Siyasete bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisindeydi biliyorsunuz. Ancak yaşanan Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Afrika gezisini yarıda kesti. Senegal'den sonra Türkiye'ye döndü. Dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle Rusya ve Ukrayna kriziyle ilgili olarak bakın neler söyledi. Çözüm yolunun masa olduğunu vurguladı. Rusya ve Ukrayna'dan vazgeçmemiz mümkün değil dedi. İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Rusya'yla gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna'yla da aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turu dönüşünde uçakta önemli açıklamalar yaptı. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçe'nin de aralarında bulunduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Krizin çözülmesi için NATO'yu işaret etti. Temennimiz Karadeniz'den komşumuz Rusya ve Ukrayna'nın bir an önce müzakere masasına dönmeleridir. NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir. Ne yapacaksa yapmalıdır. Herkes sadece laf yapıyor. İş yapan yok. Dolayısıyla Rusya artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kahin olmaya gerek yok. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapmayı planladığı görüşmeye dikkat çekti. Bakıyorsun, kimisi doğalgazın bedelini çok ciddi rakamlara çıkarıyor, kimisi doğalgaz vanalarını kapamaktan bahsediyor. Biz burada devlet yönetiyoruz. Hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Hepsinden ötede bu işin zamanlaması çok önemli. Biz de bu zamanlamaya dikkat ederek adımlarımızı atacağız. Sayın Putin'le görüşme için arkadaşlar şu anda irtibatları kuruyorlar. Kendisiyle de telefon diplomasisini bu arada sürdüreceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken S-400'leri kime karşı kullanacağız sözleri de soruldu. Böyle ifadeler kullanmak bölgemizde olup bitenlerden, dünyadan bir haber olmanın bir sonucudur. S-400'ün bir savunma silah sistemi olduğu ve bu silah sisteminin tedarikinin bir tercih değil, zorunluluk olarak ortaya çıktığı devamlı olarak her seviyede vurgulandı. Nerede kullanılacak sorusunun cevabı da gayet net. Kim füzeyle ülkemize saldırırsa orada kullanılacak. Bir de S-400'ler hangarda bekliyor deniyor. S-400'ler nerede beklemesi gerekiyorsa orada bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile devam eden F-35 ve F-16 müzakerelerindeki son duruma da değindi. Süreç devam ediyor dedi. Şu ana kadar görüşmeler olumlu istikamette yürüyor. İnşallah bittiği anda da zaten gereği yapılacaktır. Burada çerçevemiz şu. Ya bize bu uçaklarımızı verin ya da elimizdeki F-16'ların bakım onarımlarını yapmak. Bunun dışında F-16'ların bir üst segmentini vermek suretiyle hesaplaşmaları yapıp yolumuza devam edelim. Bu arada sıcak bir gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin akşam saatlerinde bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede özellikle Erdoğan bölgesel meselelerde Rusya lideri Putin'le yakın bir diyalog içinde olduklarını, bunu önemsediklerini ve bunun devam edeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Ukrayna ile ilgili olarak da Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne büyük önem verdiklerini, buna aykırı davranışlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceklerini, bunun ilkesel bir yaklaşım olduğunu açıkladı. Ayrıca Minsk anlaşmaları çerçevesinde de soruna çözüm bulunmasının her iki ülke açısından da olumlu sonuçları olacağını belirtti. Konuşulanlar sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin sorunları daha da karmaşık hale getireceğini, dolayısıyla iki ülke arasındaki arabuluculuk işini Türkiye'nin üstlenebileceğini belirtti. Ve son olarak yine Cumhurbaşkanı Putin'i, Rusya lideri Putin'i Türkiye'de gerçekleştirilecek toplantı için bir kez daha Türkiye'ye davet etti. İşte görüşmenin ana hatları kısaca bunlardı. Dediğim gibi akşam saatlerinde gerçekleşti bu görüşme.